duymasın, sakın eller görmesin, aman eller duymasın, sakın eller görmesin, aman kimse duymasın. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma. Üçü beşi sensin gönlümün eşi, garip gönlümün güneşi, gel yanıma gel. Garip gönlümün güneşi, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Aman eller duymasın, sakın eller görmesin, aman eller duymasın, sakın eller görmesin, aman kimse duymasın. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda, yakınızda olsun. Bedeninizden sağlık, ruhunuzdan aşk, kalbinizden sevgiler, dilinizden tatlı sözler, gözlerinizden güzel yüzler eksik olmasın efendim. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Çoluk çocuk evde tabii şimdi. Bütün hakimiyet onlarda biliyorum. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Çok üzülüyorlar ya. Bu tatil hiç bitmese diyenler var mesela çocuklardan. Anneler de Allah, okullar açılsa. Hiçbir şey yapamıyorum. Öldüm bittin, en azından gündüz gidiyordu, bu iyi oluyordu. Şimdi benim başımda böyle, ne yapacağımı bilemiyorum diyen. Tamamen çizgi filmler hayatımız oldu. Ha? Peki çocuklarımızın dersleri, ödevleri, kızmaları, problemleri, hayatımızı onlar değiştiriyor. Biz çocukken yaşadıklarımızsa bizim şimdiki halimizi belirliyor. O halde bugün gelin biraz çocukları konuşalım. Çocukları çocuklarla da konuşacağız. Çok güzel oyunlar da hazırladılar. Bu arada bize Furkan mantı yapacak. Ama gerçek mantı değil. Kandırıkçı mantı. Neydi? Yalancı mantı. Yalancı mantı. Yufka bohçaları benim adını koyduğum şekilde yalancı mantı. Yalancı mantı. Şimdi, neresi yalancı? Şurası yalancı, hamur açmıyoruz. Yufkayla yapıyoruz. Bir kase yardımıyla yufkanın üzerine koyduğumuz şekilde yuvarlak kesiyoruz. Senin parmağına ne oldu? Ben bir iş kazası geçirdim de. Geçmiş olsun. Böyle yara olduğu için hani gıdaya bulaşmasın diye eldiven takıp bu şekilde çalışıyorum. Süpersin. Yuvarlak kestiğimiz yufkaların ortasına kıyma koyacağız. Daha sonra püf noktası soğanlar. O nedir? Yeşil soğan. Haşlanmış yeşil soğan. Ay ben de çıkaramadım, o nasıl bir şey öyle diye. Haşlanmış yeşil soğan, bohça yaptıktan sonra bununla bağlıyoruz. Ha, bohça yapacaksın. Evet, çünkü hani hamur olmadığı için tutmaz, yufka olduğu için. Daha sonra bununla bağlayıp fırına veriyoruz. Sonrasında sosu eşliğinde muhteşem bir tarif bizleri bekliyor. Hadi bakalım, sen yaptıkça arada göreceğiz. Peki. Bu arada istediğimiz olmuyor diye üzülüyoruz ya. Bakın Mevlana ne kadar güzel söylüyor. İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur diyor Hazreti Mevlana. Gerçekten hayırlısı buysa en hayırlısı olsun hepimiz için. Her şey için böyle olsun. Çok değerli iki konuğum var. Özellikle çocuklarınız için, ruhsal ve bedensel sağlıkları için. Eğer sorularınız varsa lütfen bize sorunuz Facebook'tan, Twitter'dan ve telefonla özellikle. Stüdyomuzda sesinizi duymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki değerli hocamızı hemen davet ediyorum. Doktor Umut Kaytanlı geliyor, çocuk ve ergen psikiyatrist uzmanı. Doktor Hayri Gözlük İller geliyor, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Evet, çocuklarımız bizim her şeyimiz. Hem ruhunu hem bedenini konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Nasılsınız Doktor Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla bomba gibiyiz. Cumartesi pazar gibiyiz. Dinlendik, özledik, geldik. Pazartesi günlerin başlangıcı ama biz de bomba gibiyiz. Cuma günü olsaydı performans düşük olurdu ama bugün pazartesi fena olunca fena. Zaten ben onu diyor, ameliyat falan olacaklar varsa hafta başını tercih etmek lazım. Peki efendim, şimdi tatil yarısı geçti. Yarısı hala önümüzde var. Notu kırık olanlar var, olmayanlar var. Hayat bir not da.
Çocuklara nasıl davranmak lazım? Hala onun kırgınlığı devam ediyorsa çocuklarımız için, ebeveynler için ne yapmak lazım? Yani sen bu karneyi nasıl getirirsin bana? Dediyse baba, o çocuğa zehir olmuştur artık zaten 15 gün. Ya da anne. Evet. Bu doğru bir söylem mi? Tabii ki değil. Yani çocukları eleştirmememiz gerekiyor anne babaları olarak. Sesinizi duymak istiyorum. Çocukları eleştirmemek gerekiyor. Evet, eleştirmemek gerekiyor. Özgüveni düşük bireyler olmalarına neden oluyor. Fazla eleştirimi yoksa eleştirinin boyutu ve nasıl söylendiği önemli mi? Önemli. Önemli. Çok heyecanlı bugün, sormayın. Beraber içeride konuşuyoruz. Peki ben çocuğuma bir şeyi, iyi bir şey yaptığını görüyorum ve ona motive etmek istiyorum, mutlu etmek istiyorum. Ama şımarsın da istemiyorum. Hı hı. Doğru yöntem ne olmalı? Hani pohpohlamak, aferin evladım, yürü seni kim tutar, sırtına vurmak, sıvazlamak mı? Yoksa hani çok şımartmadan ve tatlı tatlı söylemek mi? Tatlı tatlı söylemek gerekiyor sizin dediğiniz gibi. Belirgin bir şekilde açıklamak gerekiyor. Ne olduğunu? Davranışlarını beğendiğinizi, mesela hani bunu böyle yaptın, bu benim hoşuma gitti şeklinde açıklamak gerekiyor. Kötü bir şey yaptığı zaman, istemediğimiz bir şey yaptığı zaman? Yine direkt bir şekilde söylemek gerekli. Yani hep açıklamak mı gerekiyor çocuklara? Evet. Yani sana bu cezayı veriyorum çünkü deyip altını doldurmak mı gerekiyor? Böyle yapmazsak ne olur? Çocuk ne hisseder? İletişiminiz bozulur çocuğunuzla öncelikle. Çocukta çeşitli ruhsal sıkıntılar ortaya çıkar. Mesela? Depresyona kadar gidebilir. Küçücük çocuklar depresyona giriyorlar değil mi? Evet. Biz, peki onların depresyonlarını belli edecek şeyler var mı? Tabii ki uyku bozuklukları, beslenme bozuklukları, çeşitli davranış bozuklukları örnek verilebilir. Şiddet, alt ıslatma davranışların... bir depresyon sebebi ya da şey midir, sonucu mudur? Olabilir. Oraya kadar gidiyor yani. Hı hı. Peki efendim, size bir soru var doktor bey. Tabii, buyurun. Facebook'tan gelmişti, bir aklımda kaldığı kadarıyla sorayım. Hanımefendi diyor ki, çocuğum gündüz hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı bir çocuk, hiç öksürüğünü duymuyorum. Ama gece yatağa yatar yatmaz bir öksürük başlıyor ve uyutmuyor. Ne onu ne beni. Bütün gece devam ediyor. Şimdi öncelikle tabii Umut Hanım bu konuda çok daha bilgili ama ben bir şey eklemek istiyorum. Yeni nesil çocukların özgüveni çok fazla. Yani eskiden biz annemiz babamız bir şey diyecek diye köşeye bucağı saklanırdı kötü bir şey olduğu zaman. Şimdi öyle değil. Direkt karşında cevabı veriyorlar. Aynen öyle. Niye bu? Yani neden bu? Bir sorgulama var. Eğer ki bizim zamanımızda tabii belki ailelerin çok bilinçli olmaması bize karşı gösterecekleri tepkilerde çok aşırıya kaçmalarına sebep oluyordu. Fakat zaten çocuk ne oldu ki, niye böyle ki dediği zaman sen bir defa duruyorsun. Çünkü sende bir özgüven eksikliği var. Çocuğun da esasında daha fazla özgüven var. Onu açıklarsan çok iyi algılıyorlar. Hani ben kendi çocuklarımda bunu tecrübe ettim. Kaç çocuğunuz var? 3 tane. Allah bağışlarsa. Kız, erkek? En büyük kız 11 yaşında. Diğerleri 8 ve 6 yaşında. Maşallah. Ve bir şeyi ifade ettiğin zaman hemen niye ki diye soruyorlar. Yani bir mantıklı bir açıklama bekliyorlar. Eğer bu mantıklı açıklamayı yaparsan gayet de güzel oluyor. Yani bir şekilde gereksiz kızdığın zaman algılayamıyor ve bunu sana soruyor. Bir müddet sonra kızgınlığın geçtiği zaman neden kızdın diyor. Biz bunu söyleyemezdik. Yani babam kızacak, geçecek. Bir de hesap o mümkün değil. Ama şimdi çocuklar hesap soruyorlar. Ve ben ilk kez şunu hissediyorum ki biz gerçekten Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya yaklaştık. Çocuk gelişimi yönünden. Yani bizim yeni neslimizin önü çok açık. Ben bunu düşünüyorum ve söylüyorum ki yeni nesil çocuklarımız her şeyi çok bilinçli yapıyorlar. Çok dikkatli yapıyorlar ve her şeyi becerebilecek güce sahipler. Bizim zamanımızdaki o eğitim sistemi ne kadar ağır olursa olsun bize özgüveni hiçbir zaman aşılayamadı. Ve şimdiki eğitim sisteminin ben ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Bunun için de hani bunu yapanlara teşekkür etmek lazım. Siz şimdi sorunuza gelelim. Siz başarılı bir öğrenci miydiniz? Oraya geçmeden önce. Valla ben şöyle okul birincisiydim. Tüh, ben de diyecektim ki yani çok güzel bir şey sizin için ben, de. Ama okul birincisi olmama rağmen özgüven eksikliğim vardı. Ciddi benim, mi? Benim hayatım boyunca, şimdi annemler de bilirler, iki defa 9'um oldu, bir defa 8'im oldu. Bütün ortaokul ve lise hayatım. O hepsi ondu. Zaten hani onun da yansımasını gördük. ÖSS sınavında mesela o zamanlar ÖSS vardı. Türkiye'yi 13. oldum ben.
Ama buna rağmen babam bir şey söyleyecek de ödüm kopardı. Ya. Yani babam bir şey söylemesin diye mümkün olduğunca babayla rastlaştığımız saatleri azaltmaya çalışırdık. Şimdi ben uykusu severim çocuğumu diğerleri düşünüyorum da o zamanlardan bu zamanlara çok fark var. Çok değişti şimdi. Öksürüğü sordum özellikle devam edeceğiz ama çocuklarımız var onlar gelsinler oyunları var çok tamam, enteresan. Tamam öksürüğü sonra neydi, devam edelim. Tam oyunların adı Karabalık. Karabalık. Hepsi birer balık olmuşlar. Çok da tatlı görünüyorlar. Dilbanu Engin Deniz geliyor. Sahne Beşiktaş ve Küçük Karabalık oyununu bizim için oynuyorlar. Alkışlar onlar için efendim. Hoş geldiniz. Hemen çocuklarımızı da davet etmek istiyorum buraya. Evet. Çocuklarımızı da alalım lütfen. Siz oyunu anlatırken onlar da bir taraftan başlasınlar. Evet. Buyurun. Bir alkış rica ediyorum onlara. Ben küçük bir karabalığım. Çok sıkıldım, mutsuzum. Dere bana dar geliyor. Başka yerler bulmalıyım. Dere bana dar geliyor, başka yerler bulmalıyım. Bizim dere nereden başlar, nasıl akıp nereye gider? Bizim dere nereden başlar, nasıl akıp nereye gider? Nerede başlar, nerede biter? Bilmek, görmek isterim. Ben küçük bir karabalığım, çok sıkıldım, mutsuzum. Dere bana dar geliyor, başka yerler bulmalıyım. Ben küçük bir karabalığım, çok sıkıldım, mutsuzum. Dere bana dar geliyor, başka yerler bulmalıyım. Bizim nasıl akıp nereye gider? Bizim dere nereden başlar? Nasıl akıp nereye gider? Nerede başlar? Nerede biter? Bilmek, görmek isterim. Ben küçük bir karabalığım. Çok sıkıldım, mutsuzum. Dere bana zor geliyor. Başka yerler bulmalıyım. Dere bana dar geliyor, başka yerler bulmalıyım. Anneciğim, anneciğim, sizinle konuşmalıyım. Hadi önce sabah gezintimizi yapıp karnımızı doyuralım. Sonra konuşuruz. Hayır, hayır, ben şimdi konuşmak istiyorum. Peki, söyle bakalım, derdin nedir? Ben buradan gitmek istiyorum. Gitmek mi? Nereye? Bu dönemin bittiği yeri öğrenmeliyim. Bugüne dek günlerce bunu düşündüm. Bu derinin nerede bittiğini ve ondan sonra nasıl dünyalar olduğunu öğreneceğim. Bak yavrum, senin yaşındayken ben de düşündüm tüm bunları. Ama bunlar zararlı düşünceler. Bu derinin ne başı var ne de sonu. İşte hepsi bu. Nasıl olur sevgili anneciğim? Her şeyin bir başı, bir de sonu vardır. Tıpkı günün, gecenin, ayın, yılın bir sonu olduğu gibi. Boyundan büyük sözler etme bakayım. Nereden öğreniyorsun bu sözleri? Kocacığım, kocacığım, kocamı gördün mü tatlım? Hayır. Oo, nerede bu adam? Kocacığım, kocacığım. Bu derin içinde dolaşıp durmak canımı sıkıyor. Dünyada neler var görmek istiyorum. Yaşam sadece bu daracık suyun içinde gidip gelmek mi? Hepsi bu mu? Ölene dek bunu mu yapacağız? Anne balık şaşkındı, kızmıştı. Küçük kara balığı bu düşünceden ne yaptıysa, ne ettiyse vazgeçiremedi. Çünkü kara balık bu dar dereden kurtulmak ve evreni görmek, her şey hakkında bilgi sahibi olmak istiyordu. Ben anlayacağına inanıyorum anneciğim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum biricik yavrum. Aslında bir balık olarak kendi başının çaresine bakacak yaşa geldin. E madem böyle bir karar verdin, ne kadar uğraşsam da seni vazgeçiremeyeceğim. Umarım çok mutlu olursun. Kendine dikkat et. Hoşça kal anneciğim. Güle güle yavrum. (Gülüyor)
alkışlarla gönderiyoruz sizi. Ay kıyamam, balık balık çocuk olunca. Aslında burada anlatılan çok enteresan bir şey var. Bizim balıklar da eve sığmıyorlar. Merak ediyorlar. Evet. Değil mi? Biz eskiden dışarıya çıkmak isterdik. Hani kaça kadar çıkacağımız sınırlıydı ama sokakta dolaşırdık. Mahallemiz vardı. Şimdi hiç mahalle de kalmadı. Evet. Ancak hani elinden tutup arabayla bir yere götürebiliyorsunuz. O da oyun merkezleri oluyor. Okulda çocuklar birbiriyle buluşabiliyor. Ne bileyim ama hepsi böyle. En çok özlediğiniz nedir çocukluğunuzdan mesela? Şimdi doktor oldunuz artık. Hem de çocuklarla ilgileniyorsunuz. Neyi özlüyorsunuz en çok? Gerçekten sokakta oynamayı özledim. Ben söyleyince daha mı böyle bir... Evet, daha çok geldi. Özlem duyduğumu fark ettim. Siz neyi özlediniz en çok? Valla ATV'nin bir dizisi var, biz fanatiyiz. 90'lar dizisi. Seyrediyor musunuz bilmiyorum ama... Sokakta oynayan son çocuklar. Biz de öyle. Yani biz sabahtan hani öğlene kadardı bizim okulumuz. Mesela ilkokulda ben çok iyi hatırlıyorum. Geceye kadar futbol oynardık. Bir de maçı kazanırdı, diğer taraf itiraz ederdi. Hadi bir daha oynayalım, hadi bir daha oynayalım. 9'a 10'a kadar akşam oyun oynardık. O günleri bulmak çok zor. Şimdi çocuklar ev çocuğu, bilgisayar çocuğu. Şimdi bu yüzden çok... de daha mı çok hasta oluyorlar acaba? Siz o zaman o kadar evet, oyun şimdi oynayıp, soğuk terler gireyim. Döküp. Şimdi az önce bir soru sormuştunuz. İşte gece öksürüğü olan çocukta ne düşünmek lazım? İşte gündüz bir şey yok, gece. Bir defa hayat tarzına bağlı olarak obez çocuklar çok gelişti ülkemizde. Aşağı yukarı her 10 çocuktan 2 tanesi veya 3 tanesi obez çocuk. Kilo sorunu yaşayan hareket çocuklar. Hareket kabiliyeti yok. Bunlara bağlı özellikle gece öksürüklerinde biz reflülere çok sık rastlıyoruz. Reflüler bu işin kara perdesi. Yani reflüyü çözmeden bu işin alerjik olup olmadığını anlayamazsınız. Şimdi iki şey dikkatimi çekti. Bir reflü, kilo ve alerji. Alerji. Konuşalım bunları ama Filiz Hanım İzmir'den bizi aramış. Bekletmeyelim tamam, onu. Tamam, tabii. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş nasılsınız? Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. 15 tatil hala bir haftası var. Çocuklar gibi ben de mutlu oluyorum. Allah evet. Adına. Çok teşekkür ediyoruz size bu programı yaptığınız için. Sağolunuz efendim. Ben Doktor Hayri Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun buyurun. Hayri Bey merhaba. Merhabalar. Benim 9 yaşında oğlum var. Bağışıklık sistemi çok güçsüz. IgA'sı ve IgM'si çok düşük. Bunlar nedir? IgA6, IgA? Anlatacağım şimdi. Evet dinliyorum. Hayri Bey, yani bağışıklık sistemi çok güçsüz. Ben bebeğimi 3 ay emzirebildim. Daha fazla emziremedim rahatsızlığımdan dolayı. Eyvah eyvah. Bunun için... Sizde ne rahatsızlığı var? Özel olmazsa? Hipertiroidim var. Tamam. Tiroid ilaçları kullandım ve tamam, kalbime doğal olarak emziremediniz. Yani bunun için ne kullanmalıyım? Şimdi ben öncelikle hani izleyicilerimiz için açıklayayım. Lütfen. Vücudumuz da aynı ülkeler gibi koruyucu kuvvetlerimiz var. Bunlar işte deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri gibi belli sistemlerde belli antijenler var. İşte solunum sisteminde immünoglobulin nedir? Mesela onun fazlalığı astım veya alerjidir. Daha bağırsak sisteminde immünoglobulin A etkendir. İmmünoglobulin A bağırsağın korunmasında, işte vücudun sindirim organlarının korunmasında çok önemlidir. Onun eksikliği ciddi problemlere yol açar. İmmünoglobulin M de hayati organları koruyan bir faktördür. Peki Filiz Hanım'ın çocuğundaki... İmmünoglobulin A ve İmmünoglobulin M eksikliği var. Kombine immün yetmezlikler olarak geçer. Çocukların... Yani daha kolay hastalanır, uyku problemi çeker, söyleyeceğim. Şimdi en ufak bir şekilde mesela bizde 10 bin mikrop hasta yaparken Filiz Hanım'ın çocuğunda 1000 mikrop hasta yapmasına yeterlidir. Ne demektir o? Vücuda giren mikrop çok kolay vücudu ele geçirir. Vücutta tabii hani bir takım şeylerle bunu desteklemeniz lazım. Mesela arıstü polenleri, ekinezyalar, çinko, B12 desteğini kuvvetli alması lazım ki vücutta immünoglobulin A ve immünoglobulin M'nin yapımı artsın. Eğer ki ciddi manada düşük, yani sıfıra yakın değerlerse mutlaka dışarıdan ilaç takviyesi gerekir ve damardan ilaç takviyesi gerekir. Umarım bu kadar düşük değildir sizin çocuğunuzdaki değerler. Umarım. Peki demek ki arı polen? Arı polen, ekinezya, çinko, B12. Peki çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım merhaba, Antalya'da merhaba. Merhabalar Zahide Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsın güzel kızım? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Çok iyiyim. Ben seni düşürdüm ya, bugün çok mutluyum. Şükür. Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana. Çok teşekkür ederim. Güzel kız ettin hayatım. Benim bir torunum var. Allah elimden ötsün. 2,5 yaşında. Bütün içinde işte. Ondan sonra bu çocuk annesi çalışıyor, ben bakıyorum. Bu çocuk hiç uyumuyor. Zahide Hanım doğduğunda bugüne kadar bu çocukta uyku yok. Uykumuzluk mu? Oluyor, evet. Biri oluyor, o anne böyle sallanıyor. Artık oturup ağlıyor. Uyku problemi var. Doktora şimdi götürdünüz mü? Herhangi bir şey söylediler mi? Onu soracaktım. Doktorumuza soracaktım. Yok, doktora götürüyor ki, onun özel doktoru var, götürüyor. Diyor ki bir şeysi yok çocuğun. Bu biraz yaramazdır, bilmem nedir. Ama bu çocuk hiç mi uyumaz? Zahide Hanım kurbanı olun. Bir saat desen uysa, iki saat desen uysa, saat üçlere kadar. Bu çocuk uyumuyor. Topluyor, zopluyor. Şimdi çok yaramaz. Hani bu yaramazlık mı? Yok. Bir hastalık mı? Şimdi öncelikle çocukta bir takım artık uyku terapisi diye bir şey gelişmeye başladı. Branş gelişmeye başladı. Çocuklarda uyutmayı sağlayıcı bazı şeyler var. Öncelikle demir eksikliği, B12 eksikliği gibi multimineral eksiklikleri, yani vücutta olması gereken bazı maddelerin eksikliği var mı, ona bakılıyor. Eğer yoksa bir takım taktiklerle esasında bu uyku problemi çözülebiliyor. Peki buraya kadar Fatma Hanım bakıldı mı hiç? Vitamin eksikliği bakıldı mı hiç çocuğunuz? Bakıldı, doktoruna gidildi, hiçbir şeysi yoktur diyorlar ama bilmiyorum, bu aralar bir daha gidecek annesi. Bunların tam olduğunu varsayalım. Benim böyle şimdi yeni Allah izin verirse bir kitabım çıkıyor. O kitapta da anlattım. İnternette de var. Uyku bozukluklarında çocuğun odasını bir defa sadeleştirmek lazım. Çok yani, kalabalık olunca. Çok kalabalık oda yoruyor. Bizi de yoruyor. Esasında uykuya dalarken gözüne bir şey takılıyor. O uykunu bozuyor falan. Bir defa öyle olması lazım. İki, çocuğun beşiğinin veya yattığı yerin mutlaka güneş gören bir yerde olması lazım. Ki sabah erkenden o güneş ona düşsün, erken uyanmasını sağlasın ki gece uykuları toparlasın. Şimdi ilk günler güneş bulamayabiliriz ama örnek veriyorum genel yani. Genel itibariyle ışığı gören yerler olması lazım. Karanlık oda olmaması lazım. Mutlaka çocuğu uyutmadan önce yorun, mutlaka oynayın. Enerjisini harcamayan çocuk uyumaz. Ve mutlaka çocuk birazcık ağlasa dahi en azından yarım saat kadar sabredin. İçinizden dakikaları sayın. Ve o çocuğu yatağında bırakın, pozisyonunu güzel ayarladıktan sonra o çocuk birkaç gün içerisinde uyku alışkanlığı kazanacaktır. Yeter ki çok fazla çocuğun yanına girip çıkmayın o süreç içerisinde. Bir yarım saat 45 dakika kadar çocuğa bu uyku eğitimi konusunda yardımcı olun. Ve mutlaka gece ışığı kapatın, siz de onunla birlikte uyuyun birkaç gün. Yani çocuk aile uyumadan çocuğun uyuması mümkün değil. Çocuk mutlaka o ailenin uyuduğunu hissedecek, o odasında uyuması gerektiğini hissedecek. Birkaç gün içerisinde uykusu düzene girecektir diye düşünüyorum. Çok önemli şeyler söylediniz. Çok. Ben müsaade ederseniz altını tek tek çizmek istiyorum anladıklarımı. Bir, çocuk mutlaka güneş ya da ışık görmeli. Evet. İki, odasında ferahlık ve sadelik olmalı. Tabii. Üç, siz her ağladığında yanına gitmemelisiniz. Kesinlikle. Sizi sınıyor herhalde değil mi çocuk böyle ağlayarak? Tabii. İstediğini yaptırmak konusunda. Peki sonra eğer ben uyumuyorsam çocuğum da uyumuyor. Evet. Benim uyuduğumu bilirse mecbur, o da uyuyacak. O da uyuyacak. Başka çaresi kalmadığını hissedecek. Kesinlikle ışık kullanmayın odanızın içerisinde. Onlar çok önemli. Yani çocuğunuz bir müddet sonra uyuması gerektiğini hissedecek. Size güvenmeyecek. Bu sefer kendi başına uyumaya çalışacak. Ve bir müddet sonra gerçekten başarılı oluyor. Ne kadar dayanmak lazım? Bir hafta içerisinde bir hafta. Toparlıyor. Denesinler bakın, bir hafta içerisinde çocuğu tamamen uyku düzenine hadi dönecek. İnşallah. Mutlaka çocuğu da yoracaklar. Yani yorulmuş uyumadan önce mutlaka çocuğu yoracaklar. Enerjisini harcamayan çocuk uyumaz. Mutlaka enerjisini harcayacak. O saatte hep beraber uyuyacaklar. Birkaç gün sabretsinler. Çocuk bir müddet sonra kendi düzenine döner. Onlar tekrar eski hayatlarına dönebilirler. Hani vitamin eksikliği vesaire yoksa? Yoksa. Varsa zaten demir eksikliği varsa o çocuk uyumaz. Veya B12 eksikliği varsa o çocuk uyumaz zaten. Peki onları da yapalım. Konuşacağız. Hatta bize biraz sonra tarhana da yapacaksınız. Tabii tarhana yapıp vitaminli tarhana bol. Bol vitaminli tarhana. Evet. Harika. Peki bir telefonumuz daha var. Telefonlarınızı bekliyoruz. Lütfen bizimle olun ve sesinizi stüdyomuzda duyalım. Siz arayın ki sizinle beraber problem olan pek çok kişi. Sorularınız varsa siz de aklınıza getirin. Sorun lütfen. Aa amcam telefon kaldır diyecektim. İyi süper. Torunla ilgili mi soracaksınız? Birazdan sorduracağım size, tamam. Kübra Hanım merhaba. Çorum'a da merhaba. Kübra Hanım merhaba.
Merhaba Zayda Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol annem. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Çocukla ilgili mi soracaksınız, sorunla ilgili mi? Zahide annem, ben bir baş ilçede ben senin hastanım. Sağ olun. Sen televizyona çıkıyorsun, ben karşımda senin hastanım annem. O kadar arıyorum, düşüremiyorum. Ay kıyamam. Hastam olmayın. Onu size sevdiğiniz zaten o kadar belli oluyor ki buradan sesinizden. Şimdi çok mutlu ediyorsunuz. Şimdi kalbim sanki kuş gibi çırpıyor. Senin karşındasın. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Onu hissettirebiliyorsun. Annem, benim sorunum, benim iki tane sorunum var. Buyurun. Biri 5 aylık. 5 aylık? 5 aylık ablası öksürüsü, hısırısı yeni tutuldu. Bu ilaçla geçmiyor. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Öksürük problemi var. Evet. Peki. Öksürük problemi var. Ablası burun ağrıyor. Bir de 6 yaşında var. Allah bağışlasın. Onun nesi var? Annem, iştah yok. Direnci yok annem. Ay sürmüyor. Boğazı şişiyor. Badem dişleri var. Yani çok zayıf. Çok zayıf. Aşırı zayıf. Kilo aldıramıyorsunuz. Kilo almıyor. Yemiyor. Bu acaba hani böyle psikolojik olarak öyle hissederiz ya biz. Benim babaannem daha bile beni yedirdi yedi ve tombik bombik bir çocuk oldum. Önceleri iyiydi. Aha. Sonra ilkokula giderken vallahi çok kötü hissediyordum kendimi. Şimdi çok çirkin hissediyordum kendimi. Öyle olmasın tabii ama. Öncelikle Kübra Hanım geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Şimdi küçük çocukta eğer 5 aylık çocuk ve çok ciddi öksürüğü varsa ve geçmiyorsa mutlaka astım yönünden değerlendirmeli. Çocukluk çağı astımları çok fazla biliyorsunuz Türkiye'de artık. Eğer doktorların baktığı kadarıyla bir çözüm bulamamışlarsa bir takım ilaçlar başlıyorlar. Bir takım bitkisel yöntemler denenebilir. Küçük çocukta olmaz ama daha büyük çocukta. Mesela soğanın suyunu alıyorlar. Soğanı bir süre, bir saat kadar şeyde bekletiyorlar, suda. Onun soğanı. Soğanı, evet. Olduğu gibi suda olduğu bekletiyorlar. Gibi. Onun suyunu da hafif eziyorlar içerisine. İçine bir tatlı kaşığı bal ve birazcık da zencefil katıyorlar ve çok iyi geliyor öksürüğe. Ailelerin söylediği. Bir dakika. Kaç yaş arası için acaba? Ha? Kaç yaş için? Bir yaştan sonra tabii. Bir yaştan önce hiçbir şey vermiyoruz. Evet. Bir dakika, bunu ben iyice öğreneyim. Bir doktor da söyleyince şimdi. Bir suyun içine normal soğanı soydum. Soğanı attım. Soyup atıyorsunuz. Beklettim. Bir saat bekletiyorsunuz. Bir saat. Soğan iyice suyu çıkıyor. Çıkıyor. Çıktıktan sonra içine bir tatlı kaşığı bal ve zencefil. Ve zencefil. Katıyorsunuz, karıştırıp güzel içiriyorsunuz çocuğa. Sabah hiç öksürüğü kalmıyor diyor aileler. Hadi ben bakalım. De bakalım, deneyeceğim ben de. Ben de deneyeyim yeğenimde. O da bazen öksürük tıksırıyor. Peki, zayıf olan çocuk için? Şimdi zayıflık kriteri tabii her aileye göre değişiyor. İnsanlar hep böyle gürbüz çocuğu olsun istiyor. Ama biz artık onlar obez diyoruz. Zayıflık için eğer altta yatan bir problem yoksa multivitaminler var. Multivitaminleri destekleyebilir. Ya da doğal olarak beslenmesine yardımcı olur. İşte az önce söylemiştim, ekinezya gibi. Ya B12 şeyleri içeren gıdalar, biraz sonra bahsedeceğim onlardan. Bahsedelim onlardan. Onlardan çocuğa verdiği zaman muhtemelen bir süre sonra şey yapacaktır. Bir de eğer ağzından salya gelmesi varsa çocuğunuzun, poposunda kaşıntı varsa mutlaka solucan yönünden değerlendirmelidir. Eğer ki böyle bir şikayetiniz varsa korkmayın, solucan ilacı kullanabilirsiniz. Genelde bu solucan ilacı kullanıldıktan sonra çocuklarda ciddi bir iştah artışı oluyor. Ağzında salya dediniz ya, uyuyor, yastık evet, bir bakıyorsunuz. Evet, salya ıslanıyor. Islanmış ve poposu kaşınıyor. İşte yemiyor, zayıfsa mutlaka solucan yönünden değerlendirmelidir çocuk. Peki. Peki efendim. Şimdi Nilbahan Hanım'ı tekrar davet edeyim ben. Alkışlarla telefonlarınızı bekliyorum. Sözü çocuklarımıza bırakıyoruz. Buyurun Nilbahan Hanım. Küçük karabalık annesine veda ettikten sonra yola koyuldu. Bu yolculuğa atıldığı için doğrusu çok heyecanlıydı. Şaşkınlıkla etrafına bakınarak yüzerken ilk olarak kurbağa yavrularıyla karşılaştı. Kurbağa yavrusu bizim atımız. Çok güzel.
çekim. Al şuna bakın, tam bir allık senin gibi. Çirkin değiliz, biz bu evrenin en iyisiyiz. Rak rak rak. Ne kadar da kendinizi beğenmişsiniz. Ama size kızmıyorum. Çünkü bilgisizlikten böyle söylediğinizi biliyorum. Ne o? Bize bilgisiz mi diyorsun? Şuna da bakın hele. Sofya, bilgisiz olmasaydınız bu evrende nice güzel, nice değişik yaratık olduğunu bilirdiniz. Öyle mi? Ama biz anne babamızdan başka hiç kimseyi görmedik ki. Bırak. Tabii göremezsiniz. Bu küçücük yerden dışarı çıktınız mı hiç? Hayır. Yani buralardan başka yaşanacak yerler de mi var? Bırak. Tabii ya, ne sandınız? O nasıl bir şey? Bırak. Sanakları kaçırmış olmalısın. Bırak. Hiç de değil. Anneniz size buradan başka yaşanacak yerler olduğunu söylemedi mi? Hem sizin anneniz nerede? Bırak. Anne, anne, anne. Sen bizim annemiz değilsin. Peki kocamı gördünüz mü? Hayır. Of, nerede bu adam? Kocacığım. Sinek oğlum diyor. Ya erkek evlat. Görürüm ben sonra, erkek evlat evlensin, büyüsün. Anne ve kız olsun, çamurdan olsun derdi. Gerçi hani kardeşlerim de çok iyidir ama hepsinin yeri ayrı. Bu oyunu ne kadar zaman çalıştınız? Yaklaşık 2,5 ay çalıştık sahne Beşiktaş'ta. Oyunumuzun müziklerini Cem İdiz yaptı. Samet Behrengi'nin Aynı adlı öyküsünden ben uyarladım. Çocuklardan çocuklara tiyatro başlığında başladık. Yaş ortalamamız 9. O yüzden biraz zor. Ama ben Türkiye'de çocuk tiyatrosunun çocuklar tarafından yapıldığında daha doğru ve daha diğer izleyen çocuklar için de daha empatik olduğunu düşünüyorum. O yüzden sahne Beşiktaş'ta Uğur Erkral'ın yapımcılığında bunu çalıştık. Her pazar saat 10'da oynuyoruz oyunumuzu. Bekliyoruz herkesi. Bekliyoruz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, bütün yeğenlerinizi alıp gelin istiyoruz. Sizin için de programınıza 100 adet davetiye getirdik. Ayın 9'u için. Harika. Buradaki katılmak seyircilerimiz için. Evet. Peki. Torunu, çoluğu, çocuğu alan gitsin. Hem de çocuklar sahnede çocuk görünce çok mutlu oluyorlar. Ve o çocuklar da gerçekten ileride çok daha özgüvenleri yüksek, toplum önünde konuşabilen çocuklar oluyor. Kesinlikle. Şimdi iş başvurularında presentable yazıyor başta. Mezuniyet arkasından presentable içi çok dolu. Konuşabilecek, iyi görünecek, özgüveni yüksek olacak, yürüdüğümü titretecek. Nasıl olacak?
İşte çocuk yaşlarda böyle başlayacak. Evet, yani drama çalışmalarıyla başlıyoruz biz zaten. Drama çalışmalarının ardından böyle bir tiyatro hazırlıyoruz. Drama çalışmalarında da en önemlisi, ileride tiyatrocu olmayabilirler ama çok çok önemli bir şey var ki birlikte bir şey yapmayı ve kendilerine özgüveni kazanıyorlar. Bu da çok çok önemli. O yüzden ben herkese mutlaka çocuklarını dramaya ve tiyatro kurslarına göndermelerini buradan söylüyorum. Sanat eğitimi çok önemli ülkemiz kesinlikle için. Kesinlikle öyle. İki bölüm, bir bölüm daha var. Bir bölüm daha var. Ama biraz merak sonra. Merak ediyorum daha kimlerle karşılaşacak küçük balık. Merak etti. Çıktı oradan, bakalım başına neler gelecek. Biraz sonra yine görüşeceğiz. Çok tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür alkışlarla ederim. Sizi gönderiyorum. Hari Bey, bana eşlik edersiniz efendim. Yapalım mı? Yapalım şu tabii. Hay hay. Tarhanamızı. Şey, hem bir doktor olacak, hem bir bey olacak, hem tarhana yapacak. Eyvallah. Furkan görüyor musun? Bak. Aa, şeyimizde. Ay bu arada bunlar da harika olmuş. Şunları hemen göstereyim. Bu da yalancı mantımız. Ne maharetlisin valla. Görebilir ha, şuraya göstereyim, çok özür diliyorum. Birazdan nasıl yaptığını da. Şöyle bir yakına gelin lütfen. Şu yeşil bağlarını göstermek istiyorum size. Çocuklarla beraber yapılabilecek güzel bir çalışma. Onlara bağlatın. Hazır şimdi evdelerde. Harika görünüyor. Furkan'ın bugün yalancı mantı tarifi. Suyumuzu şeyle mi ıslatacağız? Tarhanamızı suyla mı? Şimdiden afiyet olsun yapanlara. Tamam. Tamam. Ne konuşuyorsunuz bana da söyleyin. Evet, tarhana şeyi. Ne? Tarhanayı nasıl hazırlayacağız? Nasıl bilmiyorum. Evet, siz söyleyin. De. Şimdi tarhana ıslatacağız. Ha. Merhaba. Umarım başarılı oluruz. Bilmiyorum, annelere anlatıyoruz ama abi yaptım. Öğrenciliğim şeyde geçti tabii. Yalnız yaşayınca tabii öğrencilikte. Öğrencilikte her erkek öğrenmek zorunda bunu. Kesin. Bir. Makarna bir, yumurta iki. Tabii. Bir de tarhana çorbalar, olursa. Çorbalar, tarhana. Tarhana en çok bizim şey yaptığımız şeyler. Peki neden şimdi, özellikle tarhana? Önce onu söyleyin bana. Şimdi tarhana bir besin deposu. Öncelikle tarhanada selenyum var. Bu selenyum nedir? Bu selenyum büyüme faktörüdür. Yani biz diyoruz ki hemen çorbalara başlar başlamaz ek gıdalar içerisinde işte sebze çorbalarıyla birlikte tarhana başlansın. Niye? Çünkü tarhanayla başlayan çocuklarda biz %20 kadar büyüme farkı olduğunu gördük. Tarhanayla başlayan çocukların büyümelerinde %20 fark ettiğini gördük. Çok güzel. Şimdi hemen anti parantez söyleyeyim. Artık ülkemizde eski pörsantil çizgilerinden çok daha, yani pörsantil dediğimiz büyümeden çok daha hızlı büyüyen çocuklar var. Şimdi fark ettiyseniz yani 9 yaşındaki çocuklar eskiden daha ufaktı ama şimdi çok daha büyükler. 9 yaştan büyüme ataklarının olduğu zamana mı geliyor? Evet. İlk vücudumuzda büyüme ataklarının olduğu dönemler var. Bunlar 1 ile 2 yaş, 5 ile 6 yaş ve 14-16 yaş. Bu önemli. Bu, büyüme ataklarında ne oluyor? Büyüme ataklarında normalde bizim kıkırdaklarımız var biliyorsunuz büyümeyi sağlayan. Onlarda büyüme faktörleri çok daha fazla efektif oluyorlar. Ve kemik yapı büyümesi yerine kıkırdak araları büyüyor. Böylece boylar uzuyor. Boylar 4 santim, 5 santime kadar 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde boylar uzuyor çocukların. Bu sırada yapacağımız özellikle bazı şeyler daha da özellikle biraz sonra bahsedeceğim. İşte eser element bulunan gıdalardan çok fazla. Mesela brokoli. Brokoli de işte brokoliyi gösterelim. Hı hı. Mutlaka ki kullananlar vardır ama brokolide olan molibden çocuklarımız az önce çocuklarımız yaptılar. İşte soyut zekanın, yani eğer çocuğunuz ileride ressam olacaksa, eğer çocuğunuz ileride şair olacaksa, molibden brokolinin içerisindeki molibden burada faktör çalıyor. Yani 3 boyutu düşünme yeteneği sağlıyor çocuğa. Çok güzel. Bunun gibi birçok şey var. Mesela B12 vitaminimiz. B12 vitaminimizin de işte karaciğer, dalakta, ette veya yeşil yapraklı sebzelerde, dereotunda olan B12 vitamininin büyümede çok oldu. Az önce mesela bir bayan sormuştu bize. Hı hı. Bu bayanda işte çocuğumda immün yetmezlik var. Mesela en büyük ilacı B12'dir. İşte yeşil yapraklı sebzeler zamanda başlanmamış, sebze alışkanlığı başlanmamış çocuklarda B12 maalesef çok görüyoruz. İmmün sisteminin yetersizliği, yani vücudun kendi direncinin vücudun asker sayısının düşmesi. Yetersiz olması, öyle söyleyeyim. Yani vücutta normalde bir vücudun savunulabilmesi için mesela 1 milyon asker varsa immün yetmezlikleri de bu 100 bin civarında. O çok azalıyor. Onun için düşman geldiği zaman, aynı normal savaşlar gibidir bu. Düşman geldiği zaman çok kalabalık geliyor. Onu savunma imkanı kalmıyor vücudun ve yenik düşüyor. En ufak bir şeyde yenik düşüyor. Bir arkadaşım bana şey dedi, ben alıştırdım, çocuğum çikolata yerine brokoli var mı diye geliyor eve. Dedim ki sen bir mucize yaratmışsın ya. Ben brokoli var mı diye gelen çocuk hayatımda görmedim. Herhalde ilk ve son seninki olur dedim. Mümkün değil. Çünkü hani bir şey yok, bunu nasıl renklendirelim var mı? Ben bunun bir sarımsaklısını yaparım. Zeytinyağlı sarımsaklısını. Başka neyi olur ki brokoli? Çorbası. Biliyor musunuz? Salatası, işte salatası sarımsak. Çorbası olur. Çorbası olur, brokoli çorbası olur. Bravo.
Sabahları yiyorsunuz. Evet. Nasıl? Kahvaltıda yiyorum. Çıtır çıtır. Çok güzel. Ha, bir de bunu buharda yapıp böyle yemyeşil. Ama kokuyor. Koktuğu için sabah daha güzel oluyor. Dur Meltem Hanım'a soralım. Bunun kokusu nasıl gider diye. Evet. Aynı şekilde evet. Karnabaharım ve bunun. Peki bir telefonumuz var. Devam edeceğiz yapmaya ama telefonumuzu bekletmeyelim. Neslihan Hanım merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar Zahide Hanım. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hayri Bey'e bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Buyurun. Benim 11 yaşında bir yeğenim var. Doktora da götürdük cildiye doktoruna. Saç dökülme problemi var. Bir takım kremler önerdi ama geçer gibi oldu sonra tekrarladı. Ben hemen şunu sorayım. Biyotin bakıldı mı çocukta? Yok bakılmadı. Biyotin, B12, vitamin H dediğimiz biyotin ve B12 saç dökülme, çinko eksikliği, saç dökülmelerinin temel sebepleri. Evet. Eğer bunlar açısından bakılıp da bir sorun bulunamazsa mutlaka ki bir psikolojik açıdan da çocuğunuzun değerlendirilmesi lazım. Evet. Yaşadığı depresyon, okul stresi bunların hepsi çocukta saç dökülmelerine sebep olacaktır. Bir de Hayri Bey, benim yeğenim çok hiperaktif. Yerinde hiç duramıyor. Okulda da öyle. Sürekli hocaları şikayetçi. Mesela hiperaktif çocuklarda da doktor hanım da bilir bunu. Şimdi soracağım. Molipten eksikliği çok fazla görülmüş. Ne eksikliği? Molipten. Molipten yani brokoliden alınacak. Brokoliden alınacak. Brokoli ne önemli bir şeymiş. Tabii yani o kadar sebzeler o kadar güzel özellikleri var ki. Ne kadar sadece, yemek lazım? Şimdi tabii size. Ki 15 günlük bir annelerin şey yapması lazım, düzen oluşturması lazım. Bu 15 günlük süre içerisinde enginar, kereviz, brokoli, ıspanak hepsini ayrı bir güne yerleştirmesi lazım. Yemesi en zor, yedirmesi en zor şeylerden bahsediyoruz. En zor ama o mucize enerji kaynağı da bu. Biz yapmıyoruz. Mutlaka yani çocuğunuza sebze alışkanlığı kazandırın hanımlar. Yani sebze alışkanlığı kazanmadan çocuklarınızın bir şeyde başarılı olması mümkün değil. Mesela işte örnek veriyorum. Molten adam diyor ki mesela okulda benim çocuğum diyor matematiğe aklı ermiyor. İşte ne? Brokoli almamış zamanında, yememiş. Belli bu. Belki de çocuğun belki de B12 ihtiyacını karşılamamış. Dereotu yememiş. Ya bunların hepsi esasında bir sonuca varıyor. Fakat bunu aileler erken dönemde hissedemiyor. Yani 1-2 yaşında brokoli yemese de ne olur diye. Ama okula başladığı zaman duvara toslanmış gibi tosluyor yani. Size bir şey söyleyeyim. Bakın hiç ummadığınız şeyler çıkabiliyor. Çok zayıf dersleri diye gelen bir çocuk ders hiç dinlemiyor, anlamıyor, hocayla ilgilenmiyor, arkadaşla ilgilenmiyor, başka şeylerle ilgileniyor, dikkat eksikliği mi var diye gözünde problem varmış. Çocuk göremiyor ki tahtayı. Tabii. Göremeyince de canı sıkılıyor. Başka şeylere sarıyor. Öne oturtmuyor, boyu uzun çocuğun. Gözlük sorunu çözdü. Şimdi canavar gibi maşallah. Peki psikolojik açıdan saç dökülür mü çocuklarda? Tabii ki dökülür. Duygu değişikliklerinde. Tabii ki. Özellikle para şeklinde olan dökülmelerde bize başvurmalarını öneriyoruz. Peki ne olmuş olabilir? Çocuğun ruhsal hayatı, yani dersler kötü gidebilir. O küçük yaşta bile artık aşık oluyorlar ya. Kız yüz vermemiştir. Evet. Oğlan yüz farkında değildir kızın. Şimdi, hepsi. Kusura bakmayın. Buyurun. Kestim. Bizim çocuklar da kreşe giderken aşık olmuşlar ve her çocuk bir kıza aşık. Diğerleri diğer kıza bulaşmıyorlar. Sadece onunla konuşuyor. Centilmenlik anlaşması. Centilmenlik anlaşması, bayılmıştım o işe ya. Ay Ahmet sen nasılsın diyor, cevap vermiyor mu yani? Cevap vermiyor. O kız o başka, o namus meselesi oluyor ona bakınca. Çünkü yaşta artık çocuklar. Bakar mısınız? Evet. Maşallah. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğimiz gibi depresyon ve çeşitli kaygı bozukluklarına saç dökülmeleri görülebilir. Kardeş kıskançlıkları belki olabilir. Ha, bir kardeş geldiğinde diğer çocukta saç dökülmesi. Yani tabii bunlar hepsi çocuğun ruhsal durumunda hani dalgalanmalar yarattığı için böyle problemlere neden olabilir. Bunları bizim tabii biraz daha fark etmemiz. Anne babanın gerekli. Çocuğun ruhsal durumunu biraz daha yakından takip etmesi gerekli. Peki hiç sormak istemiyorum ama ne yazık ki sormak zorundayım. Aileye hiç uygulanan şiddet, anne babaların yaptıkları kavgalar, hani ses yükselmesi dahi çocuklarda depresyon sebebi olur mu? Tabii ki bu özellikle kronikleştiğinde ciddi depresyona girebiliyor çocuklar. Bazıları söylemiyor, bakmıyor, görmüyormuş gibi geliyor, gidiyor odasına ağlıyor. Hı hı. Ama ilerideki hayatında mutlaka bir... Tabii ki. Faktörü var olumsuz mı aile ortamında büyüyen çocuklarda ruhsal bozuklukların görülme oranı çok daha fazla. Eskiden aman çocuktur anlamaz deyip yanında konuşulurdu. Şimdi artık biz konuşmayın diyoruz. Bu işin uzmanı sizsiniz. Siz ne diyorsunuz? Tabii ki konuşulmamalı. Anne babalar mutlaka çocukların olmadığı ortamlarda kendi problemlerini halletmeliler. Bebekler dahi anne babaların yüzünden anlayabiliyorlar. Onları nasıl hissettiklerini ve onlara geçiyor. Zaten böyle ters ters baktığınız zaman bebek bir süsü ağlamaya başlıyor. Hı. Anlıyor.
sizin kötü güdü baktığınızı. Peki. Anne depresyondaysa bebek de depresyona giriyor. Ben anneler adına doktor hanıma bir soru sorabilir miyim? Tabii. Kardeşi tabii. olacak çocuklara nasıl davranmalı? Harikasınız. Annelerin bize en çok sorduğu şey bu. Evet. Kardeş doğum olacak, yapacak annesi. Kardeşi olacak çocukla yani bebek bekleyen, ikinci bebeğini veya üçüncü bebeğini bekleyen aileler özellikle strese giriyorlar. Şimdi ne yapacağız? Kardeşini kıskanacak mı? Ne olacak? Bu durumda şöyle davranmaları gerekiyor. Kardeş, yani bir bebek beklediklerini düşük tehlikesinin olmadığı dönem geçtikten sonra, gerçi bu belki her zaman var ama artık daha belki 4-5. Aydan sonra açıklamak gerekiyor ve çocuğun, yeni gelecek bebeğin onların hayatında bir yere sahip olacağını, geleceğe dönük planlardan bahsederek yerleştirmeleri gerekiyor yavaş yavaş. Ben yeğenimden biliyorum, kabus yaşattı bize. O çocuğu görmüyor, tanımıyor, sevmiyor. Anne onunla ilgilendiğinde cümler çıkartıyor. Uzun müddet böyle geçti. Biri 2, biri 6 yaşında şimdi ama o dönem feciydi. Peki çocuklara kardeş geliyor. Kardeş ne? Ne yapacak bizim evde? Siz benimken o da nereden çıktı soruları oluyor ya çocukta. Nasıl anlatırdınız siz? Nasıl anlatmalı? Yani evimize yeni birisi geliyor ama o kim, niye geliyor? Ne işi var? O yatak benim de, o oda benim, o anne benim, o meme benim. Hani hepsi sorun oluyor sonra bunların. Şimdi gerçekten zorlandım birden. Zor değil mi? Gerçekten zor. Peki siz düşünün, biz Tarhana'ya devam edelim, sonra bunu konuşalım. Tarhana'nın içinde neler evet, var? Evet, şimdi Tarhana'nın içerisinde olan şeyleri ben kısaca size söyleyeyim. Tabii ki Tarhana'nın kendi hamurunun hazırlanış şekli var. Tarhana'yı hazırlarken işte genelde Anadolu'da yapılan tarhanalarda, eğer acısız tarhanaysa, işte soğanıdır, nanesidir, hamurudur, yumurtasıdır konuluyor. Ve tarhana 2 gün kadar, bu çok önemli, kurutmaya başlayan anılar özellikle söylüyorum. Nane mutlaka koyacaksınız ki eğer çocukta kullanacaksanız bunu gaz yapmayacak. Ve nane gaz yapmayacak. Tarhanayı 2 günden fazla bekletmeyeceksiniz çocuğunuza vereceğiniz tarhanayı. Günlerce bekletilen tarhananın içerisinde bazı bakteriler oluşuyor ve bu bakteriler gaz sorununa yol açıyor. Bekletmeyeceksiniz dediğiniz hamuru seriyoruz ya biz. Standart. Kurusun kurumasın 2 gün mü? 2 günden fazla beklettiğiniz tarhanayı çocuğunuza yapacağınız çorbada kullanmayacaksınız. Bu çok önemli. Çok önemli. Eğer bunu yaparsanız çocuklarınızda ciddi bir gaz problemi oluyor. Bu sefer tarhanaya gaz yaptı deniyor ve vazgeçiliyor. Bu tarhanayı evlerimizde zaten hani birçok annemiz de biliyor nasıl hazırlandığını. Evlerimizde hazırlandıktan sonra yapma şekline geçelim. Ben daha önce bir programda da bahsetmiştim ve birçok annemizin esasında hani çok basit bir şey olmasına rağmen bunun işin püf noktalarını çok bilmediklerini fark ettim. 1 litre suyun içerisine, 1 litre su alalım isterseniz. 1 litre suyumuzun içerisine, şimdi ısıtacak ağaçımız. 1 litre suyun Furkan'cığım, içerisine... Isıtıyorsun. Tamam. Tamam. Hemen alabilir miyiz biz o suyu, ısıttığını? 1 litre su. Tamam. 2 dakikamız varmış. Ben bu arada az önce sorduğunuz bir soru vardı. Hemen ona gireyim isterseniz. Gündüz hasta olmayıp gece hasta olan çocuklarda alerjiler çok önemli tabii. Çağımızın vebası alerji. Çocukluk çağı astımları son derece yaygın. İlaç tedavisi tabii ki standarttır. Dünyanın her yerindeki ilaç tedavisi. 3 tane ilacımız var. Eğer hafif bir astım bronşiyse antihistaminikler. Antihistaminikler dediğimiz işte ismini duyabileceğiniz bazı ilaçlar. Eğer çok ağır vakaysa kortizonlar tabii maalesef. Kortizonlar da çocuğun yıllarca kullanması gereken ilaçlar. Eğer 7 yaşına kadar çocuk astımdan kurtulmuşsa, ki %70 böyle oluyor, kurtulamamışsa ömür boyu tedavisine devam ediyor. Astım tedavisinde ben size 3 tane temel gıda söyleyeceğim. Biraz sonra tarhanamızı yaparken de söyleyeceğim. Ve bunların, yani çocukluk çağındaki kullanımlarının, çocukluk çağındaki kullanımlarının astım riskini azalttığı bilimsel olarak da gösterilmiş. Çok güzel. 3 farklı madde. Evet. İlki nedir? Bunlardan bir tanesi kereviz. Şimdi hemen onu söyleyelim. Kerevizin çocukluk çağında kullanılmasının astım riskini azalttığı veya düşürdüğü gösterilmiş. İkincisi dereotu. Üçüncüsünü çok fazla anneler bilmeyebilirler. Çünkü... Çok böyle bölgesel yerlerden, hani ben de sonradan duydum, hindiba otu. Hindiba buluruz. Her yerde var aslında aktarlarda. Hindiba otu, hindiba otu, kereviz ve dereotu.
Bunlar mesela kerevizi yemeklerini mi daha çok tüketsin yemeklerini çocuklar? Yemeklerini de tüketmeleri lazım. Çocuklarda alerjiyi gerçekten azalttıkları gösterilmiş bunların. Allah Allah. Yani çocuklara vermekte. Dereotu peki? Normal yemeklerimize kullandığımız dereotu. Evet, dereotu. Bol dereotlu yemekler. Bol dereotlu yemekler yapacağız. Hani böyle yoğurtla falan yapıyorlar, neler güzel de yapıyorlar esasında. Hı-hı. Ve hindiba otu. Hindiba otunu nasıl kullanacağız? Hindiba otunu da bazen anneler kaynatıyorlar. Kaynatarak kullanıyorlar. Yemeklerin içerisine karıştıran anneler var. Kaynatma şeklinde, çayını verme şeklinde daha çok kullanıyorlar. Peki ben size bir şey sorayım. Ben küçükken tadını çok sevmiştim. Beni dolapta hepsini içerken yakaladı babaannem. Ne yapıyorsun sen diye korktu. Çünkü tadı çok güzeldi. Öksürük şurubu. Bizim zamanımızdaki çok güzeldi. Şimdikileri bilmiyorum. Hindiba otu mu? Öksürük şurubu. Öksürük, öksürük şurubu. Bayağı ben dikiyordum öksürük şurubu. Çok hoşuma gitmişti. Öksürük şuruplarını çocuklara her öksürdüklerini de verelim mi? Doktor kontrolünde mi verelim? Şimdi normalde? Bunu özellikle sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Düzensiz veya bilinçsiz kullanılan öksürük şurupları astıma yol açar. Bu çok önemli bir cümle. Bu çok önemli. Yani akciğeri yorarsınız. Şimdi akciğerde balgam mı var? Ondan mı öksürüyor çocuğunuz? Yoksa alerjik bir çocuk mu? Alerjik çocuğa eğer öksürük şurubu verirseniz akciğeri yorarsınız. Ve akciğer bir müddet sonra artık direnemez hale gelir. Kendi elimizde çocuğunuzu... Kendi elinizde çocuğunuzu astım yaparsınız. Onun için hani şu anda Sağlık Bakanlığı da çok güzel bir uygulama yapıyor. İşte reçete olmadan ilaç vermem uygulaması. Çünkü gidiyor insanlarımız eczaneye. Bana bir öksürük şurubu ver diyor. Öksürüğü var çocuğun. Esasında çocuğu için aleyhine bir şey yapmış oluyor. Oo, bu çok önemli. Öksürük şurubunu gereksiz ve bilinçsiz kullanımı çocuklarda kendi elimizde astım oluşmasının sebebi olabiliyor. Peki suyumuz ısındı. Tamam. Aldık biz tarhanamızı yapacağız ama Nilba Hanım'ı tekrar davet ediyorum. Bakalım bizim balık da kimlerle karşılaşacak derede. Hadi buyurun izleyelim. Ben sizi bekliyorum, siz de beni bekliyorsunuz Nilba Hanım'cığım, buyurun. Küçük balık derede annesinden izin aldı. Ben merak ediyorum dünyayı dedi, yola çıktı. İlk kurbağa ailesiyle karşılaştı. Bakalım şimdi neler olacak? Küçük kara balık yüzdü, yüzdü. Durup dinlenmeden yüzdü. Çevresini saran balıklar çoğaldıkça kara balığın sevinci de artmaktaydı. Suyun dibini de göremez olmuştu artık. Çevresinde öyle çok su vardı ki hangi yöne yüzse sonu gelmeyen sularla karşılaşıyordu. Zaman gidemeyeceğim yere gidiyoruz. Güzellik yarışmasına. Güzellik yarışması mı? Ne sandın çiçeğim? Yarışmanın birincisi tabii ki de ben olacağım. Çekil şuradan çirkin şey. Tabii ki de ben olacağım. Ay güleyim bari. Şu kokuşmuş kokarcalarına bakın. Tabii ki de ben olacağım. Eğer bir an önce gitmezseniz yarışmayı kaçıracaksınız. Kocamı gördün mü tatlım? Hayır. Ay biliyor musun güzellik yarışması varmış. Kocamı aramasaydım kesin katılıp birinci olurdum. Kocacığım, kocacığım. Küçük kara balık yolculuğuna, bu yaşam serüvenine daha ne kadar devam etti bunu tam olarak kimse bilemedi. 11.999 küçük balık iyi geceler diledikten sonra hemen uyudu. Kara balık da uyudu. Ama küçük kırmızı bir balığın gözüne hiç uyku girmedi. Bütün gece boyunca denizleri düşündü, durdu. Çok teşekkür ederiz. Biz şimdi ben oyunda rol alan bütün arkadaşlarımı sahneye davet edebilir miyim? Alkışlarla geliyorlar. Merhaba, hoş geldin programımıza. Merhaba, seni en sona mı sakladılar? Nazar boncuğu musun sen? Alkışlar arkadaşlarımız için. Sizle böyle alabilir miyim Nilvana Hanım? Buyurun yanıma. Siz aynı zamanda Bez Bebek çok büyük keyifle izlerdim.
Onunla da çalışmışsınız. Evet, onun senaristiydim. Harikasınız. Bez Bebek de çok güzeldi. Şimdi bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben sizden mikrofonu alsam. Buyurun. Şöyle, kimin dersleri en iyi? Herkes kaldırıyor. Hepsine bir alkış o zaman. Şöyle aranıza gireyim. Annem, sen kocanı aradın. Oyunun sonuna kadar bulamıyorsun herhalde. Yok, sonrasında buluyorum ama burada sadece birkaç parçasını yaptığımız için kocamı bulamıyorum o sırada. Sonra en sonunda buluyorum, üstüne atlıyorum, işte daha sonrasında midye dolmalar yaptım diyorum ve onu zorla çekiyorum ama o beni istemiyor. O yüzden o kaçacak yer arıyor. O yine kaçmaya devam ediyor. Evet. Bak, pek çok kişinin ağzı dili olmuşsunuz siz. Harika. Peki dersler nasıl? Derslerimin hepsi 5 takdir aldım. Hepsi 5 takdir. Nasıl gururla söylüyor, mutlu oldu peki. Maşallah. Peki, başka takdir alan var mı? Harika. Teşekkür alan var mı? Zayıfı olan var mı? Zayıfınız da mı yok? Çok üzüldüm sizin adınıza. İnsanın bir tanecik olurdu canım. Hiç mi yok? Zayıf olunca tiyatro oynayamıyorlar. Ya. Ama size bir şey söyleyeceğim. Sadece abla tavsiyesi. Olabilir. Ben ilkokulda mesela hem çok tombiktim, hem arkadaşlarım benimle pek oynamazlardı. Hem de ne yazık ki tembel bir çocuktum. Yani böyle hem şişman olunca hem en arkada oturunca beni de böyle kimse pek takmazdı, görmezdi. Çok üzülürdüm. Sonra ders çalışmaya daha çok başladım. Daha çok sevildiğimi hissettim. Ondan sonra biraz da boy attım, uzadım. Aa, bir bakmışım ben tiyatro oynuyorum. Tiyatrodan sonra hayatım değişti. Ya sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Söyle bakalım. Ben de 99.51 puanlı okul birincisi oldum. Oo, bir alkış o zaman. Teşekkür ederim. Yani en çalışkan arkadaşlarımız burada. Öyle mi? Ay, nasıl güzel de gülümsüyor. Peki, büyükler karşınızda, anneniz babanız. Bir cümle söyleyin. Anne baba, ben senden bunu 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 istiyorum. Karne hediyesi olarak. Hayır, hediye olarak değil. Herhangi bir şey. Mesela anneciğim babacığım, ben daha geç uyumak istiyorum olabilir. Bana daha güzel sözler söyle olabilir. Benimle beraber parka gel olabilir, beni sinemaya götür olabilir, ne bileyim. Ne geliyor aklına? Benim ailem her şeyi yapıyor benim için. Bana katkılarını hani. O yüzden de ben onlardan sadece iyi olmalarını istiyorum. Bana katkılarından ötürü dedi ya. Daha var mı ötesi? Harika. Sen bir şey istiyor musun annenden babandan? Sadece ailece mutlu olmamızı istiyorum. Bir alkış da buraya. İstiyorsun. Anne ve babamın hep iyi yaşamasını istiyorum Allah'ımın. Allah'tan. Sen ondan iste, sana en güzelini veririm. Harikasın. Peki küçük balık, sen ne istiyorsun annenden babandan? Ben annem ve babamın iyi geçinmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir alkış buraya. Sen konuşmak ister misin? Almasını istiyorum. Mesela? Ama dur, şimdi reklama girer. Her şeyi almasını istiyorsun. Oyuncak mı istiyorsun yani? Hı-hı. Sinemaya da götürsün mü seni? Hı-hı. Gezdirsin mi çok? Evet. Böyle öpsün, okşasın, koklasın, böyle seni çok mu sevsin? Evet. Seviyordur bence zaten seni. Bıtırk ya. Evet, evet. Allah'ım seni nazarlardan korusun, sakınsın. Ya Rabbim, Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Dur, seninle konuşmadım. Dön bakalım böyle. Ne istiyorsun annenden babandan? Ben annemin ve babamın ayrı olmasını istemiyorum ve hep beraber yaşamak istiyorum. Alkış istiyorum. Duyuyorlardır seni muhtemelen. Harikasın. Ne istiyorsun? Ben de ailemizin mutlu yaşamasını istiyorum. Bir alkış da buraya. Aileler mutlu yaşasın. Çocuklar başka bir şey istemiyor. Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Canım iste canım, hazır bak, canlı yayındasın. Ne isteyeyim? Ne iste? Hiçbir şey istemiyorum. Seni daha çok sevsinler. Tamam, olabilir. Tamam. Olabilir. Futbol oynuyor musun? Basketbol oynuyor musun? Arada sıra. Maçlara götürsünler seni mesela. Genellikle babamla parkta yürüyüş yapmak istiyorum. Bak, güzelmiş işte, buldum bir şey. Baba, parkta yürüyüş yapmak istiyorum. Bir alkış da buraya. Güzel balık. Söyle bakalım.
Ben annemden ve babamdan bir şey istemiyorum. Çünkü onlar bana her şeyi veriyorlar ve onlar da mutlular. Biz de ailecek mutluyuz. Bir de bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Biz burada gösterimizi yaptık ama bizim bütün gösterimizi görmek istiyorsanız Beşiktaş sahnede her pazar günü bizim gösterimiz var. Beşiktaş sahnede 1'de başlıyor. Onu da söylemek istedim. Sen ileride televizyoncu olmayı düşünür müsün? Olabilir, düşünüyorum. Bence düşünmelisin. Bak, çok güzel bir anons yaptın. Çok nazikçe herkesi davet ettin. Bence düşün. Bence benim mesleğimde geleceğin olabilir. Harikasın. Bir alkış rica ediyorum. Beyler, annenden babandan ne istersin? Zaten ailecek mutluyuz. Böyle mutlu kalmamızı istiyorum. Bu... Anlamayın, Beşiktaş Çarşı'nın balık pazarının... Peki, alkışlıyoruz. Annenden babandan. Ben bir şey istemiyorum. Sadece sağlıklı ve mutlu olsunlar benim için yeter. Harikasın. Sağlık, mutluluk, afiyet diliyoruz hepinizin ailelerine. Şöyle bir turlayın şurada. Bir sonra da alkışlarla sizi uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim size de. Şöyle bir böyle bir dolaşın şuradan. Bir göreyim sizi. Kostümlerinizi kim hazırlıyorsa ona da çok teşekkür ediyoruz. Harika hazırlamış kostümlerinizi. Süleyman Bey, ellerinize sağlık. Harika hazırlamışsınız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Kimlerin çocuğu var, torunu var? Dur yarısını buraya vereyim. Ne oldu? Torunların var iki tane. Şimdi bunları bir dakika, ikişer üçer veriyorum, bunları dağıtın. Ay size hiç veremedim ya. Birkaç tane var, birkaç tane var. Ay bu kadar mı davetiyelerimiz? Daha var değil mi? Bir dakika, iki tane var. Herkesin, ama lütfen dağıtın, tamam mı? Lütfen dağıtın. Birazdan, getirin bütün davetiyeleri ya. Dur ben şey kaldım, bu kadar mı sadece? Daha bulalım. Alabilirsiniz tabii. Tamam mı? O kadar. Üsküdar'dan geldiniz. Sen atacağız. Şu açsın birisi davetiyeleri. Bu davetiyeler iki kişilik mi? Bir şey söyleyeceğim. Al, al hanımefendi bak en sonda. En sonda. Ne yapacağız? Program böyle geçecek ama. İki tane var birini verin. Davetiyeler iki kişilik muhtemelen. Tamam mı? Bu çoluk çocuk işine girince böyle harika. Peki, geldim tarhana için. Nefis kokular geliyor bu arada evet. Mutfaktan. Telefonlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Peki, Yaren Hanım Niğde'den bize ulaşmış. Yaren Hanım merhaba. İyi günler. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ben çocuğumun gazı var. Ne kadarlık çocuğunuz? 4 aylık. Her şeyi denedim. Hani rezene çaydır, kimyondur onları denedim. Ama işte direkt doktor gazı vardı. Onları da denedim. Fayda etmiyor, uyumuyor. Doktorumuzdan bir önerisini bekliyorum. Bir de hani şey diyorlar, sancısı var. Hani yediğinden falan olur diyorlar. Bir de ne yemem gerektiğini doktor beye sormak istiyorum. Süt veriyorsunuz değil mi? Yok, meme veriyorum. Kendim. Emziriyorsunuz yani. Evet, emziriyorum. Tamam. Şimdi gaz için tabii yeni doğan döneminde gaz bir sorun değil esasında. Gaz bir sağlık göstergesi. Yani çocuğun yediğini, doyduğunu gösteren bir şey esasında. Annelerin 4. aydan sonra çok fazla hani dikkat etmesi gereken şeyler yok esasında. Kahve, çay, kahve gibi şeylerden uzak durun. İşte baklagiller türü şeylerden uzak durun. Onun dışında infantil kolik dediğimiz bir şey var. Hayatın 4. haftasında başlayıp 6. aya kadar devam eden. Ne yapar bu? Kolik sancısı. Böyle gece belli bir saatte başlar. Gece 2'ye 3'e kadar yıpratır. Çocuğun anne karnına özlemi olarak tarif ediliyor. Mesela arabaya bindirdiğiniz zaman veya saç kurutma makinesini açtığınız zaman gürültüyle çocuk rahatlıyor. Süpürgeyi açıp rahatlıyor. Buna infantil kolik deniyor. Hatta infantil kolik CD'leri bile çıktı. Annenin yani bizim karnımızdaki o gurul gurul gürül gürül sesler çocuğu rahatlatıyor aslında. Rahatlatıyor evet. Dışarı çıkınca bir anda bu dünyaya alışamıyor. Evet yani onu tekrar demek ki eski ortamına dönmek istiyor. Beğenmiyor dünyayı falan. Şimdi onun için çok fazla sıkıntı yapmanıza gerek yok. Çok fazla bence ilaç da kullanmayın. Çünkü bazı ilaçların ileriki dönemlerde çocuğun geleceğini etkilediğini biliyoruz bazı gaz ilaçlarının. Onun için hani sabredin. 6. aya kadar zaten kendiliğinden geçecek. 6. aydan sonra pek gazın kaldığını ben de görmedim.
6. aydan itibaren rahatlarsınız diyor doktorumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim, şimdi hemen yapalım mı? Şimdi evet. Tarhanamızı özellikle şimdi çocuklar için. Buradayken, burada uzaktayken biz şey yaptık. 1 litre ılık suyumuzun içerisine 4 çorba kaşığı tarhana kattık. Ve onu bir müddet ayrışana kadar karıştırdık. Şimdi sağ olsun bize Furkan, yardımcı oldu Furkan şefimiz. Bey. Şefimiz. Organik domates, azıcık çok bir gıdım yağ ve çok az bir kıymayla onları karıştırıyoruz. Şimdi hemen onlar yeterince kıvama geldiği zaman biz karıştıracağız. Alayım onları Furkan'cığım. Peki normal tarhanamızın ama tarhananın özelliği 2 gün sadece beklemiş olacak. Ve nane katacaksınız. Ve nane katmış olacağız çocuklar buna için hazırladığınız. Buna da hafifçe nane kattık ki gaz olmasın çocukta diye. Ne demek kadar nane koyalım? Çok az bir tatlı kaşığı kadar nane koyuyoruz bunun içerisine. Anneler özellikle şunu tavsiye ediyorum. Yediğiniz şeylerin içerisine eğer kekik ve kimyon katarsanız çocuğunuzda gaz olmaz. Kekik ve kimyon katar. Yediğiniz şeylerin içerisine mutlaka katın. Yani süt veriyorum ben. Evet. Kendim yiyeceğim. Bu arada hemen antiparantez. Annelere süt artırıcı bazı şeyler, gıdalar da söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Kefir, hurma, kuru incir, kuru kayısı, bol tatlı. Bir de bizim o yöreye özgü az önce anne söyledi. Gilaboru suyu. Belki duymuşsunuz. Ne suyu? Gilaboru suyu. Neresi sizin yöre? Kayseri. Ha Kayseri. Kayseri'den mi getirteceğiz onu? Nereden bulacağız? Valla satılıyor her yerde. Artık şeylere, marketing tiplerine geçti. Dur o zaman reklamını yapmış olmayayım dur. Sonra bilemedim. Pardon. Peki. Evet. Biraz karıştırdıktan sonra tarhanamız hazır. Çocuğumuza yediriyoruz. Kaç aylıktan sonra? 6 aylıktan sonra. 6 aylıktan sonra tarhanayı yeni yapacakları olan 2 gün sadece kurutuyoruz. İçine de kuru nane atıyoruz. Çocuklarınıza afiyet olsun. Şimdi daha çok ilgilenme zamanı belki çocuklarla. Evet. Hazır 15 tatildeyken çok teşekkür ediyorum efendim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağolunuz, varolunuz. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Alkışlarla sizi uğurluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Varolunuz. Buyurun efendim. Çok teşekkürler.